Duyuyor musun? Şarkılar tut, kendinden vazgeç. Yastığına sarıl, korkular tut. Dağılsın kalbin, öl hatta orada. Lanetler yağdır beni, hatırla. Hasretler giy, depremler olsun üst üste, sonra kahrından öl. Dağılsın kalbin, öl hatta orada. Lanetler yağdır beni, hatırla. Her telefona sen çık, kapıya sen koş, beni hatırla. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla. Sen bir yerlerde, ben bir şehirde. Akşam olunca beni hatırla. Hatırla.
Melek'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni ağırlamak ne kadar güzel. Az önce 90'lardan bir Ayşegül Aldinç şarkısı seslendirdik. Nazan Öncel. İkisine de buradan sevgilerimizi iletelim. Sanki söylemek istediğimiz şarkılardan biri olurmuş değil mi? Yani böyle bir hediye gelse bize de. Evet evet. Direkt birazcık böyle karanlık ama... Beddua. Beddua doğru şarkısı. Doğru bir şarkı yani. Dinleyen yani ya da söylenen kişi için biraz ağır, kötü. Ama bazıları ağır. Bu ağır mevzuları hak etmiyor değiller. Kesinlikle. Bir de enteresan bir bakış açısı var şarkıda. O da benim hoşuma gidiyor. Yani kendisini ezmeyen, tamamen karşısındakine hani... Depremler olsun. Öl hatta orada yani. Beni hatırla. Öl yani. Evet. Daha ne olsun. Şimdi sana böyle birkaç tane müzik üzerinden tabii ki konuşalım istiyorum. Sorularım var. Seni zaten şimdi çok böyle popüler oldun. Bir sürü işte off the record konuştuk. Hani sıkıştırıyorlardır gazeteler. Gencecik ve güzel bir kadınsın. Aşk hayatı nasıl gidiyor soruları zaten vardır. Biz şimdi böyle tatlı tatlı iki şarkıcı kadın konuşalım. Çok çok merak ettiğim ve bu programa gelenlere de genellikle sormaya çalıştığım bir soru var. Çünkü aslında bence hani bir şarkıcı için de sanki ipucu gibi. Bütün bu Türkiye'deki şarkıcıların şarkılarını düşündüğünde hangisinin senin olmasını isterdin? Ama belki hani şey olarak da düşün, söylemek için değil de ya şu şarkıyı ben bestelemeliydim ve benim şarkım olmalıydı dediğim bir şarkı var mı? Şimdi tabii yüzlerce seçenek evet, var. Evet o kadar çok var ki öyle bir sordun. Hani hepsi şu an kafamdan teker teker geçiyor. Ama çok güzel şarkılar var. Hangisini seçsem? Bir tane mi söyleme hakkım var? İlk aklına gelen demek ki kalbinde epey yer etmiştir diye düşünüyorum. İlk aklına geleni istiyorsan söyle. Ya ilk aklıma gelen aslında Arzular Arsız. Hmm. Çünkü onu... Çok seviyorum. Hı-hı. Ve hani ilk başından beri çok söylediğim şarkıyı ya nasıl bestelemiş ne güzel ya da işte ondan sonra Kardelen yine Yıldız'dan. Hı-hı. Ama bu İstanbul'a geldikten sonra oldu. Sezen Aksu İstanbul Hatırası. Hı-hı. Böyle bir hani ne zaman dinlesen beni garip bir yerlere evet. götürüyor. Sanki bir vapurla açılmış gibi hissediyorum aynen kendimi. Öyle. Yani o kadar çok ki bir tane şu an hepsi aklıma gelmeye başladı. Peki seni yine çay içerken konuştuk. Yıldız ablanın bir tahtı varsa oraya en uygun aday olarak seni gösteriyorlar. Tabii ki estağfurullah. Yani ben de hani böyle birilerinin zaman zaman hep bu yıllar içinde ay acaba şu mu bu mu denildi bana da. Birilerine hep böyle daha yakın hissettirildim galiba hani insanların gönlünde. Ama seni böyle Yıldız ablaya olan sevgi de çok iyi biliyorum. Çok çok büyük ihtimalle hani zaten şarkıcılığına herhalde en çok yükselip sonra da o şarkı yazarlığı. Peki en çok neyi etkiliyor Yıldız ablanı? O rahatlığı bir kere. Hı-hı. İlk eski videolarını çok çok izliyorum. Bazen evde onlara tutuluyorum. Hatta evet. O 90'lardaki falan videoları, başka şarkıları, söyleyişi. O kadar rahat ki. Hı-hı. Ve söylerken bir eda oluşuyor. Hı-hı. Ve yüzünde de bunu hissediyorsun onu söylerken. Çünkü içeriden bir şeyleri kaşıyor. Hı-hı. Hem sende kaşıyor hem kendinde kaşıyor. Ama kendinde o kaşıdığı yerleri de çok göstermiyor. Yüzünde hı-hı. hep bir hafif bir güçlü bir mağrur bir duruş var. Yani şarkıda belki kendini eziyor, kendini parçalıyor hı-hı. ama söylerken ben hı-hı. ifadesinde, vücut dilinde yani en azından onu görmüyorum. O beni bayağı bir etkiliyor ve onun dışında zaten çok gerçek. Başına buyruk, onda olan bazı şeyleri kendimde de buluyor. Benzeyen noktalarımız da var. Herhalde bu yüzden. Onu da sormak isterim sana. Sen nasıl beste yapıyorsun? Yani ben de asla söz ve müzik aynı anda çıkmıyor mesela. Yıldız abla şey diyor ya hani aynı anda da yazdığın ben de öyle. Oluyor. Sen de mi aynı evet, anda? Evet aynı anda gelir. Hiç yani şey şans. Olmadı. Sözü yazıp müziği yazdım. Direkt ya da onunla birlikte geliyor. Ya bazen hani arkadaşlarım bir müzik veriyor ya da söz veriyor. Bunu bir şeyler yapar mısın? Onu tabii ki yapıyorum ama kendi bestelerim yani kendi söylediğim şarkılar direkt. Aynı anda müzik ve söz bir arada geliyor. Akmaya başlıyorum. Of, inanılmaz bir şey bu. Yani bence çok çok gift. Yani böyle çünkü çok zor bence. Yani ben genelde böyle bir gitar ya da işte bir enstrüman ya da bilgisayar başında bir şeyler yazıp vokal melodisini önce hani ağzına yapıp sonra alaca akşam falan yani hani yoksa hani
mesela o anda alaca akşam dediğim hiç olmadı ikisinin aynı anda ve ben buna çok özenirim yani. Çok zor bir şeydir. Ne güzelmiş senin de böyle geliyor olması. Çok, ya çok, çok aslında güzel. İnsan kendini de bu konuda bilmiyor. Çok böyle şarkı sözü yazan arkadaşlarıma çok oturduğum söylenemez. Denk gelmediğimizden hani istemediğimden değil. Ama hani ben direkt böyle ya piyanonun başına geçip o çünkü benim kafamda çalıyor ve dönüyor sözler de dahil. Bir müddet aslında dönüyor. Biz onunla kaçak göçek oynuyoruz ve öyle bir an geliyor ki hadi artık falan diye kendiliğinden çıkıyor. Çünkü bazen mesela bir şarkım var henüz çıkarmadım ama bir gün Marmaris'te yolda yürürken bir çift gördüm. Böyle rüzgar esiyor. İkisi böyle o kadar tatlı oynaşıyorlar falan. Allah falan deyip telefonun kayıt tuşuna basıp şarkıyı söylemeye başladım. Ay ne güzel. Eve geldim hani ya bu neydi falan diye açtım ve o. Ay ne güzel. O günden beri şarkı orada kaldı yani ve şu an bile dinliyorum. Olmuş ya bu falan. Ama bir Melek Mosso albümü yakında gelmeyecek anladığım kadarıyla. Az önce konuştuk yine. Çelkemiz bayağı bu röportajı yapmışız. Evet yani. Aslında yani. Sürekli önümde bir şeylerin olmasını aslında istemiyorum. Bir sıfırda olayım taptaze. Şu an çünkü önümüzdeki yaz için başka bir proje çok var. Çok büyük projeler evet, var. Evet çok büyük bir projenin içindeyim. Onların arasında kendi şarkılarımın kaybolmasını istemiyorum. Tabii. Çünkü bu süreçte arada gerçekten kaybettiğim şarkılarım oldu. Kayıp gözüyle bakmıyorum ama keşke böyle olmasaydı ya dediğim şeyler var. Hem biz de zaten yeni yeni öğreniyoruz. Tabii ki. İşin içine gireli şurada 2018 ilk çıkardığım single. 3 yıl olmuş aslında bakarsan çok uzun çok da bir yeni. Zaman değil. Çok evet. Yeni. Yani işin içindeyken öğreniyoruz. Biraz bu 3 yılda öğrendiğim kadarıyla ne kendime ne o şarkılara haksızlık etmemeliyim. Hani 2022'nin sonlarında başlarım herhalde diye düşünüyorum. Sonra nereye gider ne olur? Bir meteor çarpmazsa dünyaya umarım sağlıklı bir şekilde çıkar. Peki arada böyle bir single ya da tekli olacak mı? Çünkü şu en an, son yayınlanan epey sevildi. Evet evet. Farklı bir şeyler yaptım. İnsanların benden beklemediği bir müzikti. Şimdi Sevgili Kalben bir şarkı verdi bana. Ne güzel. Böyle bir gün arayıp ya Melek çok seni düşündüm. Şarkı sensin falan diye. Ona gireceğim. Sonra da kafamda şu an belli olan iki tane single var. Benim şarkılarım yine. Tekli çıkarttığımızda, yayınladığımızda yani hepimizin yaşadığı bir sorun. O şarkının çok güçlü olması isteniyor, bekleniyor ve biz de belki bunu arzu ediyoruz. Ama albüm yayınladığında A2'ler, B3'ler evet, yani evet. Evet bir takım hit dediğimiz yani ben hit lafını hiç sevmiyorum yani evet. Öyle ayırmak istemiyorum parçaları ama daha popüler olacağını, daha dile dolanacağını düşündüğümüz şarkılara mahkum kalıyoruz gibi oluyor tekli yayınlanınca evet. Da. O yüzden ben her müzisyenin özellikle de genç müzisyenin iyi böyle solo albümlerini yani böyle 10 şarkılık da olsa 8 şarkılık da olsa bekliyorum. Çünkü o albüm sana şeyi biraz anlatıyor. Aslında bunları da yapıyorum ve bunları da yapmak istiyorum gibi. Sezen Aksu'dan bahsedersek bir Sezen Aksu Söylüyor albümü vardır. Bırak Beni, Şinan Ay, Gidiyorum ama Son Bakış, İstanbul Hatırası, Zor Yıllar, evet. Gamsız. Acayip şarkılarla bezelidir. Orada mesela o zaman şeyi anlıyorsun. Yani bak ne güzel denemeler de yapmışlar. Hikaye. Ha evet burada bu da var ama bu da var gibi. O yüzden merakla ve heyecanla hem böyle bir meslektaşın olarak hem de tabii ki ablan olarak böyle de heyecanla değil. Bekliyorum. Şarkı yazan ve iyi şarkı söyleyen insanlar bence hayatları boyunca birçok deneme yapmalılar ve hani yanıla da bilirler. O da önemli değil. Dinleyicileri de buna alıştırmak lazım. Sürprizlere hani açık olun. Belki bir gün 65 yaşında bir punk albümü de kaydedebilirim ve buna şaşırmayın. Neden olmasın? Ama mesela dediğin gibi insan yaşla değişiyor. Bir dönem caz dinliyorsun çok ve onun etkisiyle bir albüm kaydedebiliyorsun. Başka bir dönem geliyor. Daha pop dinlediğin bir dönem geliyor. Özel hayatında da ya da Türk sanat müziği ya da arabesk neyse. Ama sen bir yorumcu olarak da var olmak istiyorsun. Hani bildiğim kadarıyla. Sonuçta Müzeyyen Senar da bir yorumcu. Nilüfer de bir yorumcudur aslında. Hani bestesi var mıdır? İşte Erkekler Ağlamak vardır filan gibi. O yüzden bence böyle şey yapmak lazım biraz. Bir de formlardan kurtulmak da istiyorum ben aslında böyle bir şey yaparak kendi içimde. Bu hani kimseye ulaşsın diye değil de gerçekten kendimi tatmin etmek için. Çünkü mesela bir söz yazmışım. Sadece iki tane dörtlük var. Yani girip bir dakika yani 60 saniyede 50 saniyede böyle çat çat çalıp susmak.
Neden yani A nakarat ya da AB işte bir içler nakarat evet. ya da ona geri dön. Bu şeyler, duvarlar beni darlıyor bazen. Hani en azından tamam normal ne denir? Bu işi tam piyasanın içinde yaparken bu kuralların içinde yapıyoruz. Evet ama kendi dünyamda da şöyle bir çekilip ben bunu da yapıyorum arkadaşlar. Hani dinlemek isterseniz buyurun. Buyurun. Bir de bu var. Bence de. Şimdi bütün gelen konuklara sorduğum bir soru var. Onu sana sormak istiyorum. Bir de sen öğretmenlik okudun, müzik öğretmenliği. O yüzden gençlere bol bol tavsiyen vardır diye düşünüyorum. Sen de gençsin de hani iyice artık böyle mesela hani 15'inde 16'sında bir genç kız, Melek Mosso'yu çok seven bir kız, ben de onun gibi olmak istiyorum diyen bir kıza ya da bir oğlana hani ne önerirsin? Şu sıralar ne yapsın? Yani işte kitap mı okusun, müzik eğitimi mi alsın ya da almasın ya da işte hani ruhen de belki hani bedenen de hani ne yapmasını tavsiye edersin? Belki sen de ya ben de 15 yaşında keşke bunu yapsaydım şu an daha da iyi olurdu dediğin de bir şey olabilir. İlk söyleyeceğim şey çok çalışsınlar. Hı. Çalışma derken oturup dersler almak bilmem ne değil. Şarkı mı söylüyorsun? Hep şarkı söyle. Günün her anında işte orada, burada, şurada ve hep aynı şeyleri değil. Mesela bir dönem rock söyle, bir dönem işte hip hop söyle, türkü söyle, arabesk söyle. Türk sanat müziği söyle ama hepsini söyle. Çünkü caz söyle, ne kadar çok söylersen içinde o kadar çok malzemeyi biriktiriyorsun. Normalde ilk işte Yıldız Tilbe vesaireyle insanlar beni dinlediler. Ama Melek Mosso ondan önce işte Taksim civarlarında caz söylüyordum. Hani bir gün Türkçe bir şarkı söyleyerek bir yerlere geleceğime dair artık umudum zaten yoktu. Çünkü bir de o zamanlar böyle acayip caz dinliyoruz. Bir şeyler kafamız zor. Sketler falan böyle. İşte Ella Fitzgerald, idolüm falan. Hiç düşünmemiştim. Ha oturup masada yeri geldiğinde işte Ferdi Tayfur'da, Orhan Gencebay'da, yani Yıldız Tilbe'de, Güllüsün'de her şeyi dinliyordum yani. Hani. Sonra bir gün ne oldu? Bunların bütünü aslında Melek Mosso'yu oluşturdu. O yüzden ilk söyleyeceğim şey çalışmak, okumak. Bolcan'ı okumak. Çünkü günümüzü 25 kelimeyle bitirmek, 30 kelimeyle bitirmek kötü bir şey. Ve tamam günümüzün diliyle de elbette konuşsunlar. Ama eskinin, yakın tarihin ya da olabilecek iyi bir geleceğin dilini de öğrensinler. Bu çok önemli. Bir de gezsinler, bir de aşık olsunlar. Bol bol sevişsinler, aşık olsunlar. Takılsınlar yani ya, bence. Evet. Yaşamak çünkü insanı buraya getirir. Sadece yaşarken okumayı ve çalışmayı, bir amaca sahip olmayı bırakmamak lazım. Çünkü ben 7 yaşımdan beri hani tam bildiğim yaş olarak söylüyorum. Her gün böyle yastığa kafamı koyardım. O zamanlar Rumeli Hisarı konserleri vardı. Evet. Ve televizyonda onların reklamları çıkardı. Evet, Rumeli Hisarı konserleri falan diye. Yatardım böyle ay falan diye. Yani hani ya da bir konserin reklamı olurdu. Yani ilk aklıma gelen şu an Rumeli Hisarı konserleri. Evet. Hayalim oydu. Keşke ve hala ben, açık olsa biz de orada. Son halini görünce zaten kahırdan ödüyorum. Evet, aynen. Hani ne oldu? Şimdi hayalimiz Harbiye oldu. Ya da bilmem neresi oldu. Ya da yurt dışındaki çok güzel salonlar oldu. Ha, bu bir şeyi değiştirmiyor. Yine de bir hayal, bir amaç insanı oraya götürüyor. Ve onun doğrultusunda bir şey yapıyorsan yoldan şaşmamak lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selam. İyi ki geldin. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Şarkı durgunsak ölmüş değiliz. Sabır çatlattı sert kayaları, kibarsak güçsüz değiliz.